Dik koordinat sisteminde AB, AC eşittir 13 birim, BC 10 birim ve AO uzunluğu 20 birim. Buna göre AO doğrusunun eğimi kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın ikizkenar olduğundan şu şekilde işaretli ve bunlar 13 birim. Şimdi BC de 10 birim. Bakın şöyle bir çizelim. Şimdi eğer bu kısım 13 birim ve alt kısım da 10 birimse ikizkenarda bakın vurmuş olduğumuz dikme alt tabanı iki parçaya bölüyor. Yani buralar 5'e 5 olmalı. O halde burada özel bir üçgenimiz var bakın 5 13'ten bu kısım 12'dir. Yani bizim A'dan vurmuş olduğumuz dikme bakın burası beşgen şu yüksekliğimiz ise bizim için 12. Şimdi OB uzunluğunu bulmamız gerekecek. Şimdi AO uzunluğu 20 birim. Bakın burası 12 ise şu kısmın tamamı bakın 5 dahil olarak 16 olmalı. Soru bizden eğimi istiyor. Bakın yüksekliğimiz 12, yatarlık ise 16. O halde her tarafı 4'e bölersek aradığımız cevap 3 bölü 4 olur. Dik koordinat sisteminde OABC karesini 2 eş alana bölen D doğrusu x eksenini 20,0 noktasında kesmektedir. Buna göre D doğrusunun eğimi kaçtır? Bakın karenin alanı 64. O halde bir kenara A dersek A'nın karesi 64. Yani bir kenarımız 8 olmalı. Bakın şimdi şu kısım 8. O halde şu kısım 12. Şimdi arkadaşlar bakın alanı bulmak için şimdi benzerliği uygulayalım. Bakın şu kısımla şu kısmın oranlarına bakmamız için. Bakın 12'nin bakın 12'nin tamamı olan 20'yi oranı. Bakın her tarafı 4'e bölersek burası 3 bölü 5'tir. O halde biz buraya 3K dersek bakın bu kısım 5K olacaktır. O halde bakın alan 32 idi yazalım. Üst taban artı alt taban bölü 2 bakın çarpı yükseklik. Bakın burası 32. Şöyle bölersek 2'ye burası 4. 4'e bölersek 8. Bakın 8K eşittir 8. O halde K eşittir 1. Durumu bakın üçgenimizi çizelim şu şekilde. Bakın bu kısım 5 ve alt kısmımız da 20. Durum arkadaşlar eğim 5 bölü 20. Fakat geniş açılı bir doğru olduğundan eksi 5 bölü 20 yani eksi 1 bölü 4 olur. Yukarıda verilen binanın isminin harfleri yukarıdan aşağıya doğru eşit mesafeler ile asılacaktı. Bir işçi merdivenin bir ucunu O noktasına sabitleyip diğer ucunu binaya dayayarak A harfini taktığında merdivenin eğimi 3 bölü 4, R harfini taktığında merdivenin eğimi 5 bölü 4 olmaktadır. Buna göre P harfini taktığında merdivenin eğimi kaç olur? Şimdi arkadaşlar bakın eğim olarak A'nın zemini olan uzaklığı ve O'nun buraya olan uzaklığıdır. Bakın bu ilk önce 3 bölü 4. Daha sonra R'ye taktığı zaman ise 5 bölü 4 oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın bizim için şu kısımlar hep birbirlerine eşit. Bakın biz basitlik olsun diye buraya 3x dersek bakın buranın 4x olması lazım. O halde bir sonraki sefer buranın 2x olması lazım. Bakın bu şekilde ilerler. P noktasına taktığımız zaman bakın yerden yüksekliği 3, 5, 7, 9x. Yatarlık ise 4x. O halde eğim 9 bölü 4 olur.